5.8'lik depremde İstanbul'daki iletişim neredeyse cep telefonları o dönemde hiç çekmemişti. 5.8'lik bir depremden bahsediyoruz. Siz de 7 nokta üstündeki depremin geç kaldığını söylüyorsunuz. Allah korusun, 7 nokta şiddetinde bir deprem olduğunda İstanbul'da ne olur? Yani düşünmek bile istemiyorum. Çünkü binlerce kayıplarımız olacak. Tabii bu bina olarak da can kaybı olarak da bunun yetişmesi çok zor bir durum olacak. Çünkü biz yakın tarihlerdeki depremlere hep yetiştik. İzmir depremine devletimiz yetişti, Elazığ depremine yetişti en son büyük depremlerde. Fakat oradaki bina ve can kayıpları çok cüziydi. Mesela İzmir'deki bina, 20 tane bina vardı. İstanbul'da 50 bin, 60 bin bina yerle bir olacak belki. Şimdi Marmara Denizi'nde kırılmayan fayın uzunluğu 100 kilometre, yani 120 kilometre civarında olduğu için biz bunu hesapladığımızda 7 ile 7,5 arası deprem olma büyüklüğü var tabii ki. Yani maalesef bir seferde kırılırsa 7 ile 7,5 arası büyüklüğünde bir depremle kırılacaktır. Ben İstanbul depreminin geç kaldığını gözlemlemekteyim aynı zamanda. Yani zamanı gelmiştir. Fakat tabii bu biz bilemeyiz. Yani bunun şu an olacak diye bilemeyiz. Bu böyle bir bilimsel çalışma da yoktur. Biz sadece tek hazırlığımız yapı güvenliğidir. Yani yapılarımızda sağlam yapılarda oturmamız gerekir. Yani siz İstanbul depreminin, büyük İstanbul depreminin 7 nokta üstünde gerçekleşecek depremin geç kaldığını ifade ediyorsunuz. Evet, yani geciktikçe de büyüklüğü yükselecek. Yani 7 olmaz, 7.2 olur, 7.4 olur. Yani şu an orada takıldı kaldı. Yani Kuzey Anadolu fay hattından gelen bir uzantıdır ve İstanbul'da takıldı kaldı. Takıldı kaldı derken hocam, orada bir enerji, yani enerjisinden mi bahsediyorsunuz fay hattında? Evet, o kısımda yani enerjisini boşaltamadı.